Sayın Başkanım, cumartesi günü AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş sizi ziyaret edeceğini, randevu talep edeceğini dair bir açıklama yaptı Efeler Kongresi'nde. Bir talep geldi mi? Gelirse tavrınız ne olur? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ziyaret etmek isteyenleri tabii ki başımızın üstünde yeri var. Bekleriz. Sadece Sayın Mustafa Savaş değil, diğer AK Parti milletvekillerini de bekliyorum. Çok memnun oluruz elbette. Henüz daha bir randevu talebi olmadı. Ama hepsini de bekliyorum ben. Bundan önce böyle bir talepler olmuş mu Sayın Başkanım? Bir randevu talebi oldu mu Sayın Savaş'ın? Diğer milletvekillerinin? Bildiğiniz gibi 2014 yılında ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. 2014'ten bugüne dahil olmak üzere herhangi bir talep olmadı randevu. 6 yıldır olmadı yani. İnşallah 6 yılın sonunda bekliyorum. Efendim bugün Sayın Bakan beklemedi, evinizi ziyaret etti. Öyle mi? Bakan gelmedi. Bakan gelmedi. Gelecek. Bakan yardımcısı geliyor. Evet. Bunu Hatta nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Etkinlikte vekilleri kendileri görememesi için diyorlar bunu. Nasıl? Yani onu kendilerine soracaksınız. Ben o konuda yorum yapmıyorum. Bu sorunuzun da cevabını Aydın halkı en iyi şekilde verir diye düşünüyorum ben. Meclis Kongresi'nde Sayın Rıza Posa dedi ki kazanmadan, çalışmadan kazanan belediye başkanı Özlem Çerçioğlu diyor. Biz ondan bir ders mi almamız gerekiyor diye bir ifade kullandı. Çalışmadan, koşturmadan, yorulmadan kazanan diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunu ilk defa duyuyorum. Evet. O kendisinin düşüncesidir. Önemli olan sandığın ne dediğidir. Bakın şu arkanızdaki belediye hizmet binası, bu kent meydanı, altında iki katlı otopark, otogar, modern bir şekilde daha birçok hizmeti sayabilirim. Ben kendisine şöyle söyleyeyim. Ziyaret ettikleri Koçarlı Belediyesi, ziyaret ettikleri Bozdağ Belediyesi'ni Aydın Büyükşehir Belediyesi yapmıştır. Bunu biz hiçbir zaman unutmasınlar girdiklerinde içeriye. Teşekkürler arkadaşlar.